Mavi ile yeşilin buluştuğu yer olarak bilinen Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, Kurban Bayramı tatili süresince 168 bin kişi ziyaret etti. Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarındaki milli park, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırlıyor. Koylarda yüzen ziyaretçiler, milli parkta 33, endemik 804 bitki türünün yanı sıra deltayı yaşam alanı seçen, aralarında nesli tükenmekte olan tepeli pelikan ve flamingoların da yer aldığı 256 kuş türünü, 37 memeli ve 45 sürüngeni görme fırsatı buluyor. Misafirler, karadan geçişin olmadığı koylara ise tekne turlarıyla gidiyor. Milli Park, 9-17 Temmuz'daki Kurban Bayramı tatilini de oldukça yoğun geçirdi. Tatil süresince 168 bin kişinin gezdiği ve yoğunluk nedeniyle öğleden sonraları araç girişlerine izin verilmeyen park, yılın Ocak-Haziran dönemini 367 bin ziyaretçiyle kapattı. Bayram zamanı da çok kuyruklar oluştu ya zaten binlerce 4000 kişilik park otopark yerimiz vardı. O da doldu, almadılar geri kalanı. Milli park gerçekten yani Milli parktaki sevimler, koyların güvenliği ise atlı jandarmalar tarafından sağlanıyor. Zaten 3 tane koyu var. Bu koyları Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar, ilçeye tatil için gelen misafirlerin önemli bir kısmının milli parkı tercih ettiğini söyledi. Koylarda çok güzel pırıl pırıl denizi var. İlk kez buraya geliyorum. Çok güzelmiş. Biz ikinci koya, üçüncü koya falan gidiyorduk. Nefis. Burayı çok beğendim. Yani o kadar yer gezdim ben. Bu kadar güzel deniz, doğa ilk kez görüyorum. Hem tabiatı hem doğası çok iyi. Bir tarafta orman, bir tarafta turkuaz deniz. Her şey çok güzel. Araçla giriş çıkış çok güzel, olanaklar rahat. Çok güzel bir yer. Tekrardan geçerken bir daha da uğramayı düşünüyoruz. Doğayla deniz zaten karışık. Bir de aile yeri, tam bir aile yeri. Çok da güzel, nezih mekan. Ben beğendim yani, eşim de beğendi. Burası çok güzel ya. Aslında anlatılmıyor yani, yaşanıyor. Bence gelsinler, yaşasınlar.